Değerli izleyenler, gazeteci arkadaşlarımız Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler geçtiğimiz günlerde tutuklanmışlardı ve cezaevine konulmuşlardı. İddianameleri bekleniyordu. O beklenen iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı ve detayları öğrenme şansımız oldu. Çok önemli bir isimle bu iddianameyi ve suçlamaları konuşacağız. Hem Barışların avukatlığını yapan hem de ülkenin yakından tanıdığı bir isim, avukat Sayın Hüseyin Ersöz bizlerle birlikte. Sayın Ersöz, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum Serhat Bey. Evet, şimdi girişte biraz anlattım. Aslında biz hep konuşuyorduk. Şöyle ki konuşuyorduk. İşte 5 yılla 8 yıl arası bir hapis cezası istenebilir deniyordu. Ancak baktığımızda öyle olmadığını gördük. 8 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor gazetecilerden. Bir de 6 kişi diye değerlendiriliyorduk. İddianameye baktığımızda 8 kişi olduğunu gördük. Şimdi iddianamedeki suçlamalar nelerdir? Sizden dinlemek istiyorum. Serhat Bey, öncelikle tabii ki iddianame henüz daha avukatlara ulaşmış değil. İddianamenin kabulü kararı, yani mahkeme tarafından iddianamenin kabulü kararı verilinceye kadar da biz henüz daha ayrıntıları bilmiyoruz. Ancak ne yazık ki bizden önce gazeteciler bu bilgilere ulaşıyorlar ve gazetecilerin yayınladığı kadarıyla biz de bunları biliyoruz. Tabii dosyanın içerisindeki suçlamaları aslında biliyoruz. Çünkü bu bir suç duyurusu üzerine başlamış olan bir soruşturmaydı, yapılan haber üzerine. Ve o yapılan suç duyurusunda hem MİT kanununa muhalefet hem de Türk Ceza Kanunu 329. maddesi, yani devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri dair bir suçlama yöneltilmişti. Yani iki tane suçlama vardı. Bu aslında yapılmış olan tek bir habere iki tane suçlamanın yöneltilmesi anlamına geliyor. Şimdi bugün savcılık tarafından yapılan açıklamayı baktığımız zaman hazırlanmış olan iddianamenin de aslında bu iki tane suçlamaya dayandığını görüyoruz. Ancak burada tabii ki çok büyük bir hukuki yanılgı, bir hata diyemeyeceğim buna. Bunun bir bilinçli davranış olduğunu çünkü düşünüyorum. Bunun sebebi de şu, iki tane suçlamayla karşı karşıyayız. Birincisi MİT kanununa muhalefet, diğeri ise Türk Ceza Kanunu 329. maddesi. Bu aslında bir koyundan iki tane pot çıkartma çabası diyebiliriz. Çünkü bir fiilden, bu hukukun evrensel kaidesidir, bir fiilden iki tane suç çıkmaz. Başlangıçta yapılmış olan suç duyurusu da bu konudaki takdiri aslında savcılığa bırakan bir suç duyurusudur, değerlendirmedir. Bu çerçevede aslında burada yayınlanmış olan tek bir habere dayalı olarak açılacak olan davanın ya MİT kanuna muhalefetten açılması gerekirdi ya da Türk Ceza Kanunu 329. maddesine dayanması gerekirdi. Ha tabii buradaki aslında yapılmış olan haberin basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin koruması kapsamında olduğunu bir kenara bırakarak şey yapıyorum, söylüyorum. Yani savcılığın bu görüşe katılmadığı değerlendirmesine katılarak, şey yaparak, düşünerek bunları şey yapıyorum, söylüyorum. O yüzden burada çok ciddi bir hukuki hata var. Zaten şunu da ifade etmek gerekiyor. MİT kanununa muhalefet aslında Türk Ceza Kanunu 329. maddedeki suçun özel bir görünümü, özel bir görünümün olduğu, yani özel bir düzenlemenin olduğu bir durumda genel bir düzenlemeden, Türk Ceza Kanunu'ndaki bir maddeden ceza da açamazsınız, dava da açamazsınız. Ancak tabii eğer bu dava sadece MİT kanunu muhalefetten dolayı açılmış olsaydı böyle bir durumda yargılamanın yapılacağı yer Asya Ceza Mahkemeleri olacaktı. Ve Çağlayan Adliyesi'ndeki herhangi bir Asya Ceza Mahkemesi'nin önüne çıkacaktık ve Barışlar burada yargılanacaklardı. Ancak işin içerisine Türk Ceza Kanunu 329. maddesinin katılmasının ana gerekçelerinden bir tanesini de bence bu oluşturuyor. 329. maddenin bize yöneltilmesiyle beraber Barışların ve diğer tutuklu gazetecilerin yargılanacakları mahkemede terör suçlarına bakan ağır ceza mahkemeleri haline geldi. Burada tabii şunu ifade etmek gerekiyor. Ortada basın özgürlüğünün kapsamına giren, ifade hürriyetine giren bir haberin olduğu çok açık. Bundan dolayı bir dava açılması başlı başına zaten orantısız. Bunun üstüne bir de hakların tutuklama kararı verilmesi bu tutuklama tedbirinin de zaten çok ölçüsüz olduğunu bize gösteriyor. Yani eğer mahkeme hukuka uygun bir şekilde bu yargılamayı sürdürür ve bunun neticesinde bu yargılamadan biz beraat edeceğimiz kanaatindeyim. Beraat etmeliyiz. Çünkü
benzer suçlamaların yöneltildiği daha önce başka gazeteciler hakkındaki yargılama süreçlerinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş olan kararlar var ve burada suçun oluşmayacağı, 329. maddedeki suçun oluşmayacağına yönelik önemli tespitler yer alıyor bu yargı kararlarında. Bunlar da ortadayken beraat dışında başka bir kararı düşünemiyorum. Diğer taraftan da zaten daha önce sizinle yapmış olduğumuz röportajlarda da bunu ifade etmiştik. İnfaz kanunu kapsamında ceza indirimine gitmiş olan bir suçla, yani MİT kanunu muhalefetle zaten karşı karşıya suçlanıyoruz. Böyle bir durumda zaten infazı olmayacak olan bir suçtan dolayı tutuklama tedbirine de hükmedilemeyeceği çok açık olduğundan barışlara en kısa sürede özgürlüklerinin iade edilmesi, diğer tutuklu gazetecilerin de yine barışlarla birlikte özgürlüklerinin iade edilmesi beklentisi içerisindeyiz. Evet. Sayın Ersoy, şimdi af yasası çıktığında siz de başvurmuştunuz gazeteciler serbest kalsın diye düzenleme sonrası, ancak hayır denmişti ve gazetecileri cezaevine çıkması yönündeki talebiniz reddedilmişti. Şimdi oradan yola çıkarak yine basından öğrendiğimiz kadarıyla 8 yıldan 17 yıla kadar suçlanıyor olmaları, anladığım kadarıyla bu gerekçeyle de o sizin talebiniz reddedildi. Bundan sonrası için ne olabilir sizce? Şimdi tabii artık konu savcılıktan ve suç ceza hakimliklerinden çıkmış vaziyette. Bundan sonra artık bizim karşımızda bu suçlamalarla ilgili delilleri toplayacak, bunlarla ilgili değerlendirmeleri yapacak, birebir muhatap olabileceğimiz bir ağır ceza mahkemesi var. Şimdi o yüzden savcılık makamı ile suç ceza hakimlikleri ile ağır ceza mahkemelerini ya da mahkeme sürecini, kovuşturma sürecini birbirinden ayırmak gerekiyor. Bundan sonra ne olacak? Şimdi biz öncelikli olarak tabii ki iddianame hazırlandı, mahkemeye sunuldu. Bir iddianamenin kabulü kararı bekliyoruz. Mahkeme iddianamenin kabulü kararını verirken aynı zamanda tutuklu gazetecilerin tutukluluk durumları ile ilgili olarak da bir değerlendirme yapacak ve bir karar verecek. Ya tahliyeleri yönünde karar verecek ya da tutukluluk hallerinin devamı yönünde bir karar verecek. Öncelikli olarak beklentimiz tabii ki tahliye kararı vermesi yönünde. Diğer taraftan bir duruşma günü belirleyecek ve bu duruşma gününde bütün gazetecilerin teker teker savunmalarını alacak ve ondan sonra da bu kişilerle ilgili olarak kararını şey yapacak, açıklayacak. Şimdi bu bir celsede sürebilecek olan bir süreç, birkaç celsede sürebilecek olan bir süreç. Yargılama başlamadan ve hangi mahkemeyi düşündüğünü kesin olarak bilmeden bunu tabii ki tahmin etmek çok da mümkün değil Serhat Bey. Ancak şunu ifade etmek gerekiyor, artık karşımızda kapalı kapılar ya da gizli soruşturma dosyaları yok. Artık karşımızda işte 3 satırlık habere dayanan bir iddianame, işte bununla ilgili ne kadar delil toplanmışsa buna ilişkin deliller ya da evrak, bütün hepsi artık bizim önümüzde olacak. Bunları eleştirebileceğiz, bunlarla ilgili olarak savunmalarımızı mahkemeyle paylaşabileceğiz. Ve öncelikli olarak tabii ki tutuklu gazetecilerin öncelikle tahliyesi, arkasından da biraz önce ifade ettiğim gibi hem Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin özellikle 329 bağlamındaki kararlarını göz önünde bulundurarak bu suçun zaten oluşamayacağını ifade edip MİT kanununa muhalefet suçunun da basın özgürlüğü kapsamında olduğunu değerlendirip ve aynı zamanda da infazının bulunmadığını değerlendirip hem tahliye hem de bir sonraki aşamada gazeteciler açısından beraat kararı verilmesi yönündeki taleplerimizi yineleyeceğiz. Evet, siz geçtiğimiz günlerde gazetecilerin avukatları olarak bir açıklama yapmıştınız ve demiştiniz ki artık biz suç ceza hakimliklerinden bir şey beklemiyoruz. Bir an önce iddianame hazırlansın, karşımızda bir mahkeme görmek istiyoruz demiştiniz. Umarız bir gazeteci olarak, gazeteci arkadaşlarım için söylüyorum, umarız hani o beklediğiniz hukuki süreç bundan sonra işler ve normal bir yargılama olur ve siz de delilleri ortaya koyarsınız. Bu anlamda ne söylersiniz? Peki iki isim daha var. Gazeteci Erk Acerer ve CHP Akhisar Belediye Basın Birimi görevlisi bir kişi daha var. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? CHP basın biriminde görev alan, yani Akhisar Belediye Başkanı'nın basın müşaviri olan kişi aslında orada haber konusu olan haberleri fotoğraflayan kişi. Bunu da ifadesinde zaten ifade ediyor. Ancak biz de tabii ki bu ifadeye henüz daha ulaşabilmiş değiliz. Bizden önce yine gazeteciler bunu haberleştirdiler, bazı gazeteciler. Şimdi tabii bununla ilgili olarak aslında herhangi bir şey yok. Yani biliyorsunuz bunun arkasına özellikle barışlara yönelik bir karalama kampanyası başlatılırken ya da bu haberle ilgili olarak bir karalama kampanyası başlatılırken işte ortada büyük bir casusluk var vesaire falan filan, işte bu fotoğrafları kim çekti, kim çekmiş olabilir tarzında bir takım işte soru işaretleri bırakmak istiyorlardı. Ancak
ortaya çıktı ki aslında oradaki törene katılmış olan bir belediye başkanının yanında yer alan bir basın müşaviri tarafından çekilmiş olan fotoğraflar olduğu ortaya çıktı. Yani ortada ne bir casus ne bir casusluk faaliyeti söz konusu. Bu isim oradaki yerel gazeteci olan Hülya Kılıç'la bağlantılı. Ve Hülya Hanım fotoğrafları kendisine almış. Bunu dosyamıza yeni katılan bu kişi de şey yapıyor, ifade ediyor. O yüzden aslında Hülya Kılınç'ın bu zamana kadar bu ismi vermemesi aslında gazetecilik etiği çerçevesinde kaynağını açıklamama çabasından başka bir şey değil. Diğer taraftan bu isim ise bu fotoğrafları ben çektim ve Hülya Kılınç'a gönderdim, gazetecilere gönderdim diyor. Yani ortada yine ne suç, ne suçlu, ne casusluk, ne de bir ifşa faaliyeti söz konusu. Tamamen orada çekilmiş olan fotoğrafların haberleştirilmesinden ki bir takım hassasiyetler güdülerek haberleştirilmesinden başka bir durum söz konusu değil. Diğer taraftan tabii ki Erk Acerer meselesi, yani onun şüpheli hale gelmesi aslında bizim de yeni vakıf olduğumuz bir konu. Söylediğim gibi yani bizden önce başkaları bu bilgilere çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Aslında bu hukuk sistemimiz açısından sorgulanması gereken bir şey, bir problem. O yüzden bununla ilgili çok fazla ayrıntıları bilmemekle beraber Murat Ağırel'in özellikle Libya'da şehit düşen MİT mensupları ile ilgili tweet attığı tarihlerde o tarihlerde zannediyorum ki Erk Acerer tarafından atılmış olan tweetler de söz konusu. Orada da işte Libya'da MİT mensuplarının şehit düştüğü yönünde bir takım ayrıntılar vesaire paylaşıyor. Yine Twitter'dan yapılmış olan paylaşımlar. Suçlamaların bununla sınırlı olduğunu şu anda sadece tahmin edebiliyorum, düşünüyorum. Ama söylediğim gibi mahkeme ithanamenin kabulü kararını verdiği zaman bütün ayrıntılara vakıf olup üzerine çok daha fazla ayrıntıyı konuşma şansımız da olacak. Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazetecilerle ilgili iddianameyi hazırladı. Bundan sonra mahkeme heyeti kabul ederse ve normal yargılama başlayacak. Eğer kabul etmese muhtemelen yeni bir iddianame hazırlanacak ve devamındaki süreci takip edeceğiz. Umarız gazeteci arkadaşlarımız, tutuklu gazeteci arkadaşlarımız bir an önce serbest kalırlar. Avukat Sayın Hüseyin Ersöz, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.